Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Öncelikle ülkemiz tarafından Kazakistan'dan kurtarma operasyonu başlatılmış durumda. Kazakistan'ın Almatı kentinde bulunan Türk Hava Yolları çalışanları, özel hava kargo şirketlerinin personelleri ve Türk vatandaşlarının tahliyesi gerçekleşiyor. İlk tahliye kapsamında Kazakistan'dan İstanbul'a uçağın indiği duyuruldu. Olay nedeniyle tarifeli seferlerin bir süredir yapılamadığı Kazakistan'daki Almatı Havalimanı'ndan bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye Kazakistan hükümetinden özel izin alarak tahliye seferini başlatmış durumda. Şunu da söyleyelim Ruslar bile tahliye seferine başlayamadığı için askeri kargo uçaklarıyla askerler eşiğine inmişlerdi. Burada Türkiye'ye Kazakistan tarafından Centilmence bir davranışta bulunulduğu da belirtiliyor. Dediğimiz gibi ilk tali operasyonu başlatılmış durumda. Karışık haberlerimiz olacak. Yani sırf Kazakistan değil dünyanın birçok bölgesinden olacak. Öncelikle Irak'a gidiyoruz. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan'la Mevlüt Çavuşoğlu arasında görüşme gerçekleşiyor. Çavuşoğlu yarın Çin'e gidecek. İnsansız can kurtaran aracı Festi'nin Türk firması tarafından üretildiğini görmekteyiz. Su üstü arama ve kurtarma için Maren firması tarafından tasarlanan ve tümüyle yerli olan Festi insansız can kurtaran aracının videosu servis ediliyor. Bugün Ruslar Ermenileri kışkırtmaya devam ediyor. Bilindiği gibi Rusların haber olmadan Ermeniler asla saldıramaz. Sınırın Kelbeter Ermenistan ordusuyla Azerbaycan ordumuz arasında ciddi çatışmalar yaşanıyor. Bu kapsamda maalesef Savunma Bakanlığı tarafından bir askerimizin şehit olduğu da Duyuruluyor. Bununla ilgili Azerbaycan Savunma Bakanlığı 16.25'te maalesef haber servis etmiş. Azerbaycan ordu birlikleri tarafından alınan tedbirler neticesinde karşı taraf bastırılmıştır. Yaşanan gerilimin tüm sorumluluğu Ermeni askeri politik liderliğine aittir cümlesi kullanılmış. Maalesef artık çok rutin olmaya başladı. Sürekli Ermeniler saldırıyor, daha sonrasında şehidimiz oluyor. Ardından karşılık veriliyor. Tıpkı bizim Suriye sınırında yaşananlara benzer olaylar burada yaşanmaya başladı. Azerbaycanlı öğretim görevlisi Ramin Sadukov şu değerlendirmeyi yapıyor: Sınırın Kalberek seninde Ermenistan ordusuyla Azerbaycan silahlı kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Allah ordumuzu korusun paylaşımını yaptıktan sonra Paşinyan sınırı kolektif güvenlik anlaşması örgütü askere teslim etmek istiyor. İki gündür ateş ediyorlar şeklinde. Ondan da ilginç bir değerlendirme gelmiş. Diğer haberlerimizi aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'i kabul etti. Külliye'deki kabulde Büyükelçi Lazaris güven mektubunu sundu. Lazaris'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarıyla daha sonrasında hatıra fotoğrafı çekildi. Hindistan'ın Kerala eyaletinde bulunan Alappuzha kentinde 1950 yılında kurulan Kumuruban Halk Kütüphanesinde kitap severlere hizmet vermeyi sürdüren Yetkinli 41 yıldır bu kütüphanede sorumlu olarak çalıştı ve günde 12 kilometre yürüyerek bölgede yaşayan halka kitap dağıttı. Not düşülüyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da İran'ın Ukrayna uçağını düşürmesinin ikinci yılında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenleniyor. İran'ın 2020'de başkent Tahran'da düşürdü. Ukrayna hava yollarına ait uçakta hayatını kaybeden 176 yolcunun yakınıyla dayanışma amacıyla başbakanlık konutu 10 numara önünde gösteri ve anma töreni yapılıyor. Törene katılan çoğunlukta İranlı göstericiler kazada hayatını kaybedenler fotoğraflarını taşıyarak suçluların bir an önce yargılanması ve adalet talebinde bulunuyor. Bilindiği gibi İran'ın mevcut Cumhurbaşkanı reisi de zamanında birçok idamdan sorumlu olduğu için katil olarak biliniyor. Sık sık kendisinin katil olduğunu vurgulayan gösteriler Avrupa'da yapılmaya devam ediliyor. Bunu da hatırlatalım. Katil bir kişinin daha sonrasında Cumhurbaşkanı seçilmesi de İran rejimini yansıtmış. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bir önceki videoda son dakika olarak duyurduğumuz Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli'nin hayatını kaybetmesinin ardından basın açıklaması düzenliyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli'nin iki haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirtmiştik. Dolayısıyla AB kurumları bayrakları yarıya indirilmiş durumda. TUSAŞ tarafından yapılan paylaşımda, Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile öğrencilere staj imkanı sağlamak, lisans bitirme projeleri için fırsat sunmak ve lisansüstü eğitime yönelik ortak tez ve proje çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Böylelikle Azerbaycan üniversitelerindeki öğrencilerin de TUSAŞ'ta çalışmasının önü açılıyor. Rusya, Ukrayna sınırı yakınında bir dizi yeni askeri tatbikata başladı. Yaklaşık olarak 3000 asker ve 300 zırhlı araç katılıyor. Görüntüler kar Sarıkamış'tan derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe eğitim merkezi komutanlığımız tarafından 10. dönem çığ ve barınma kursu icra ediliyor. Aslında çok ilginç dünyanın kaç ülkesinde derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe eğitim merkezi var. Muhtemelen varsa sadece soğuk ülkelerde vardır. Ordumuz her alanda kendisini geliştirmeye devam ediyor. Zaten bu yüzden dünyada birçok orduya da eğitim veriyor. Bir önceki videomuzda yine bahsetmiştik. Kazakistan'ın yeni başbakanı ilk telefon görüşmesini tahmin edilebileceği üzere Rusya başbakanıyla gerçekleştirdi. Kazakistan Başbakanı Alian Simaylov Rusya Başbakanı Mihail Misushtin ile telefonla görüştü. Kazakistan Cumhuriyeti hükümetinin basın servisine göre taraflar hem ikili hem de çok taraflı formatlarda stratejik ortaklığı daha da güçlendirmeye hazır olduklarını ifade ettiler. Kazakistan hükümeti Rusya Federasyonu'yla stratejik ortaklığını derinleştirme konusundaki kararlılığını sürdürüyor şeklinde haber servis edilmiş. Yani bu olaylardan sonra Rusya'nın daha çok Kazakistan'la yakınlaşacağını Söyleyebiliriz, Kazakistan'da yeni hükümetin toplantısının 12 Ocak'ta yapılacağı duyuruldu. Kazakistan yeni hükümetinin toplantısı 12 Ocak'ta hükümet konağında yapılacak. Bu Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin basın servisi tarafından duyuruluyor. Yine Almatı'da Kazakistan'da öldürülen Kırgızistan vatandaşının annesinin Kazakistan'a girmesine izin verildi. Kendisi cenaze için Almatı'ya gidecek. Bunun dışındaki haberimizi aktaralım. Yine Kazakistan'dan Ayıbek Dadabeyev Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İcra Kurulu Başkanı olarak atanmış durumda. Dünya Ekonomik Forumu uzayda silahlı çatışma riskleri konusunda uyarmış durumda. Dünya Ekonomik Forumu küresel riskler raporunun yazarları sadece dünyada değil uzayda da savaş konusunda uyarıyor. Zaten bir orası kalmamıştı savaş olmayan TUSAŞ, Türk Havacılık ve Sanayi tarafından yapılan basın duyurusunda Anka yeni başarıya imza attı. Bir sortide 30 saat 30 dakikalık görev uçuşu yaparak en uzun süre uçuş yapma rekorunu kırdı şeklinde haber servis ediliyor. Evet dostlar çok sayıda gelişmeyi aktarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.